Peki orada mesela evet çok değerli futbolcular var. Evet, onları şimdi motive etmek için konuşma yapıyorum ama yani motive derken onlara bir aile ortamı olduğunu hissettiriyorum. Ben şimdi transfer yaparken bak çok iyiyimdir. Yani transferde çünkü bir futbolcu ikna etmen lazım. Bu onun hayatı aslında. Ben sana kısaca anlatayım mı durumu? Anlat. Takımı iyi kurman lazım. Takımı aldın ama bu takıma oyuncu getirmek dünyanın en kolay şeyi değil. Sebebi sen Fenerbahçe, Galatasaray olmadığı için ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor. Büyük takım değilsin İngiltere'de. Sen şimdi 2. ligdeki bir takımsın. 20. bitirmişsin. Bu adamı nasıl ikna edeceksin? Ama senin öyle bir yeteneğin var ya. Tamam işte orada yetenek diye bakma ona. Ben biraz iletişim kuvvetli diyelim. Yetenek deyince sanki hayal satmıyorum adama. Tabii ki. Ben de burada devreye girerek transfer görüşmelerinde bizim arkadaşlar genelde bir yere getirir. %80'le konuşuyorum. O getirdikleri yerden sonra benim devreye girmem gerekir. Çünkü futbolcu dediğin kardeşim aslında benim için bir futbolcu olabilir o ama onun için onun hayatı. Tabii. O sana hayatını bir yıl emanet edecek. O yüzden de hayatını emanet ederken kime emanet ediyorum diye bakıyor. Orada işte benim bir Türk olmam dezavantaj gibi gözükse de ama o futbolcuların hepsi beni araştırdıkları için aslında renkli ve sevilen bir sima olduğumu biliyorlar. Benim onlarla konuşmadaki garantilerimi dikkate alıyorlar. O yüzden de ben transfer yaparken mesela genelde devreye girip futbolcuya güzel bir konuşma yapıp ona kendimi garanti olarak ortaya koyup bizimle beraber bir aile ortamı yaşayacağını, güzel bir ortam yaşayacağını, onun dertlerinin benim derdim olduğunu, onun sorunlarının benim sorunlarım olduğunu bildiğimi hissettirerek onu bizim ailemize davet ediyorum. Bu da mesela 10 teklif varken adama senin tercih etmesi gerekiyor. Ediyor diyemiyorum ama fena değiliz. Yani biz hayal edemeyeceğimiz oyuncuları getirdik şu anda. Mesela böyle çok transfer etmek istediğin bir isim var mı kafanda? Bunu takıma almalıyım dediği. İşte onları aldım bu sene. O yüzden 6.'yiz. Yani, hatta yok yani. Şu anda ya şimdi Philogene diye bir çocuk aldık işte. Yani daha önce bahsettiğim haber olduğu zaman senin haberin yoktur. Yani ben çocuğu aldığım zaman bizim Candaş'ın programındaydım. Candaş'a da dedim zaten bir oyuncu aldım dedim. Ondan sonra dedim yani seyret oyuncu dedim. Çocuk zaten bütün ligi birbirine kattı şu anda. En çok konuşulan 2-3 oyuncusundan biri. Hani acayip teklifler aldık şimdiden. Satmamak için direniyoruz çocuğu yani. Sen çocuğu nerede gördün de aldın mesela? Bir de maçları da deli gibi izliyorsun tabii. Ay, tabii o kadar deli gibi izlemiyorum ben. Deli gibi izleyen bir grup var orada. Scouting grubu var, tamam mı? 20 kişi bunlar. Bu 20 kişi dünyanın her yerinde futbolcu arıyor. Ve doğru oyuncuyu araştırıyorlar. Bunlardan süzülen oyuncular, benim futbolda beyin takımım var 4 kişilik. Onlara geliyor. O çocuklar da, benim çocukluk arkadaşımmıştı bunlar. O arkadaşlar seyrettiği zaman, futbolcu beğendiği zaman bana diyorlar ki bu oyuncuyu beğendik, sen ne diyorsun? Ben de bu çocuğu oturdum, gece sabaha kadar seyrettim bana söyledikleri zaman. Baktım bu insan gibi bir şey değil. Çocuk böyle hani Ronaldinho gibi bir şey. Ondan sonra sabah aradım Tan'ı erkenden. Tan dedim kaç rakibimiz var? 10 tane dedi. 10 takımda istiyormuş. Dedim ne yapıyorlar? Kiralamak istiyor herkes çocuğu. Ben dedim ki bu çocuğa şu tersten gidelim. Çocuğu satın alalım dedim. Satın alırsak dedim çocuğun ilgisini çekeriz. Çocuk da kiralanmaktan bıktığını biliyorum ben. Bana hemen video konferans hazırla dedim. Bağladılar. Jaden Philogene çocuğun adı. Jaden dedim sen her sene bir yere kiralanıyorsun. Ve eminim ki artık bundan mutlu değilsin. Çünkü çocuk da gittiği yerde ait hissetmiyor kendine. Mutlu değil. Dedim ki Jaden dedim eğer dedim sen de uygun görüyorsan ben seni bir aileye davet ediyorum. Burası senin ailen olsun, evin olsun. Burada sen bir kere nerede olduğunu bil. Yeteneklerini daha iyi sergile diye bir yarım saatlik konuşma yaptım. Yarım saatlik konuşma sonrasında Jaden sağ olsun kabul etti. Sonra aradım, Tan'ı aradım. Aston Villa'nın onun çocuğu da. Aston Villa'yı arıyorsun dedim. Kaç para istiyorsa onu ver dedim. Pazarlık etmiyorsun. Çünkü ben çocuğu sabah kadar seyretmişim. Kendimde değilim zaten. Dedim ki pazarlık etmiyorsun. İndirim istemiyorsun. Menajerlerine konuş. Ne istiyorlarsa ver bu çocuğu bana al dedim. Tan sağ olsun. Tabii 20 gün sürdü. Bu anlattığımızı anlatıyorum sana. Çocuğu transfer ettik. Sonra transfer oldu çocuk. İngiliz milli takıma seçildi. Milli takımda şov yaptı. Yatıra kaldıra gidiyor U21'de. Acayip şeyler yaptı. Bütün İngiltere çocuğu konuştu. Sonra en son bir gol attı. Puskas ödülü alacak belki bu sene. Golü de burada koysunlar yalnız montajda. Sana şöyle söyleyeyim. Yani ribona dediğimiz bir şekilde yani top buradayken bu ayağıyla topu böyle vurarak kaleye soktu. Hadi be. Yani saçma şeyler yapmış çocuk. Peki diyelim ki Ali Koç seni aradı. Ben bu futbolcuyu istiyorum dedi. Kim? Fenerbahçe'ye. Seni şimdi anlattın sen. Bizim işimizi zora sokmuş şu anda. Ali Koç arayıp o futbolcu istiyorum demez zaten. Ya tamam yani diyelim öyle, ki Fenerbahçe. Yani o başka bir konu. Şimdi beni orada ikilemden arasında gezdirme. Şimdi orada yani o şey. Ama bir tarafında Fenerbahçeli ya. Tabii ki Fenerbahçeliyim. Hani Fenerbahçe faydam olsun. Ama öteki de senin takımın yani. Efendim? Öteki de kendi takımın. Ya hayır, win-win bir proje buluruz öyle bir durumda. Eğer Fenerbahçe bir futbolcuma talip olursa iki tarafında kazanınca Fenerbahçe mutlu olacağı bir çözüm bulunur mutlaka yani.